Yarım piliç. Bir varmış bir yokmuş. Bir çiftlikte birçok tavuk varmış. Bunların arasında bir de küçük bir piliç varmış. Ona yarım piliç derlermiş. Piliç bir gün annesine gitmiş. Ben gidiyorum demiş. Gidip sarayın bahçesini göreceğim. Annesi ona sarayın bahçesinde çiçeklerin, havuzların bulunduğunu söylemiş. Orasının tavuklara, piliçlere göre bir yer olmadığını anlatmış. Çiftlikte bol yiyecek bulunduğunu, arkadaşlarının çiftlikte yaşadığını hatırlatmış. Ama yarım piliç ille de sarayın bahçesini göreceğim diye yola çıkmış. Yolda giderken bakmış ki bir küçük dere akmak istiyor, akamıyor. Çalı çırpı birikmiş önüne. Dere yarım pilice yalvarmış. Aman yarım piliç, canım yarım piliç, ne olur şu çalı çırpıyı yolumdan çek de akayım. Yarım piliç ise ben sarayın bahçesini görmeye gidiyorum. Üstümü ıslatamam demiş. Yürümüş gitmiş. Biraz ötede ateşi görmüş. Söndü, sönecek. Ateş ona yalvarmış. Aman yarım piliç, canım yarım piliç, ne olur beni canlandır. Üstüme birkaç çalı at. Yarım piliç ona da yardım etmemiş. Ben sarayın bahçesini görmeye gidiyorum. Üstümü başımı kirletmek istemem demiş. Ve yoluna gitmiş. Ormandan geçerken yarım piliç rüzgara rastlamış. Rüzgar iki ağacın arasına sıkışmış, esip geçemiyormuş. Hemen yalvarmış. Aman yarım piliç, canım yarım piliç, ne olur kurtar beni. Yardım et, ağaçlardan esip geçeyim. Bizim piliç ona da. Yok, benim acelem var. Sarayın bahçesini görmeye gidiyorum demiş. Sonra hızlı hızlı oradan uzaklaşmış. Gide gide sonunda gelmiş sarayın bahçesine. Bakmış, gerçekten annesinin dediği gibi. Çiçekler, ağaçlar, havuz ve fıskiyeler var. Ben de bu güzel yerde keyif eder gezinirim diye düşünmüş. Ama daha bahçeye girmesiyle bir bekçinin sesinin duyulması bir olmuş. Padişahın bahçesinde bir piliç var. Yakalayın şunu. Mutfaktan kaçmış olmalı. Hemen yakalayıp ahçı yamağına teslim etmişler. Yamak onu mutfağa götürmüş. Şundan padişaha bir piliç çorbası yapayım demiş. Bir kaba su koymuş. Ocağı bırakmış. Yarım pilici de su kaynayana kadar kaçmasın diye bağlamış. Bu kez yarım piliç başlamış yalvarmaya. Aman su kardeş, canım su kardeş, ne olur kaynamada beni pişirmesinler demiş. Ama su kızmış. Ben dere olup akarken sen bana yardım etmedin demiş. Ben de şimdi sana yardım etmem. Piliç ateşe dönmüş. Aman ateş kardeş, canım ateş kardeş, ne olur sen yanma da su kaynamasın, beni de pişirmesinler demiş. Ateş ise su gibi cevap vermiş. Ben sönmek üzereyken sen bana yardım etmedin, şimdi ben de sana yardım etmem demiş. Piliç pencereden esen rüzgara yalvarmış. Ateşi söndürsün diye. Rüzgar ise ben ormanda dardayken yardım etmedin, şimdi ben sana neden yardım edeyim demiş. O sırada ahçıbaşı gelmiş. Yarım pilici görünce yamağına, bu sıska pilici nereden buldun? Bunu padişahın önüne koyamayız. At gitsin demiş. Yamak da pilici pencereden atıvermiş. Piliç imdat diye bağırmış. Rüzgar pilicin haline acımış. Aç kanatlarını sana yardım edeyim demiş. Yarım pilici almış bir ağacın dalına koymuş. O da usulca yere atlamış. Rüzgar ona, bundan sonra senden yardım isteyenlere yardım edeceksin, söz mü? Demiş. Piliç de söz vermiş. Sonra da arkasına bile bakmadan doğru çiftliğine dönmüş.